reklam çekimi için Lancaster diye bir yere gidiyorum. Bu gittiğim yerde Amişler fazlaca bulunuyor ve yerleşik bir düzen kurmuşlar. Amişler tutucu bir Hristiyan mezhebi ve 21. yüzyılda teknolojiyi reddediyorlar. Elektrik yok, akşam olunca mum ışığında oturuyorlar. Çamaşırlar, bulaşıklar elde yıkanıyor. Ulaşım için at arabası ya da bisiklet kullanıyorlar. Hiçbir evde telefon yok. İnanamıyorum nasıl ama yok. En çok şaşırdığım bu oldu tabii ki. 18 yaşına geldiğinde Amiş olup olmamaya kendin karar verebiliyorsun. Kadınlar genelde ev işleriyle, erkekler de tarımla uğraşıyor. Bekar kadınlar siyah şapka, evli kadınlar beyaz şapka takıyor. Neyse, küçük Amiş belgeselimizden sonra devam ediyorum. Gerçekten nereye gittiğimi bilmiyorum. Beni nasıl bir şeyin beklediğini bilmiyorum. Ne kadar kötü olabilir ki diye kötü bir şey de çağırmak istemiyorum. Bayağı aksi gelmedi. Şu anda dolanıyorum ortalıkta. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldım burada. Yardım edin. Kimse var mı? Acaba otostop falan mı çekiyorsun? Ne yapsın? Allah kahretmesin. Ay, şurada genç bir kız vardı. Sanki o bir şey yapmazdı bana. Ya, ne yapacağım ben? Just today? It's hot today. In like 70s, yeah. Yeah, it's, well actually it's 85. It's 85? Oh yes. My god. It should be here somewhere, right here. Is it that one? Yeah, this one right here. Right here. Yeah. You know what it is? The village at hand. Yeah. I'm right past perfect. It. I don't see any road signs. Alright, yeah. Abi, bu ne buradan asılı? Yani İlginç bir yere geldim. Oh my god. Kalp krizi geçirecektim. Şunları gerçek zannettim. Şaka mı bu ya? Böyle bir şey niye koyarsın oraya? Allah'ım, sonunda geldim. Bir dakika, şu kameramı temizleyeyim. Bu nedir? Dolabım. Bornoz. Açılmayan bir kapı. Oda aşırı soğuk. Burada küçük bir buzdolabı varmış. Microwave. Hayret, şaşırdım böyle bir aksiyon. Fena değil. Yatak rahatına. Gıcırdayan bir yatak. Şu kaç... Açılmayan bir dolap. Açılmayan. Ha, televizyon. Salak tabii ki televizyonun canını düşün. Bunda ne var bir şey? Baksana. Amish Country News. Aşırı acıktım. Planım şu. Hazırlanacağım. Gideceğim, bir şeyler yiyeceğim abi. Yani maskemi çıkartabileceğim. Dedim ki acaba Bible koymuşlar mı? Hemen baş ucuna. Her odada, her gittiğim otelde bir Bible oluyor abi. Türkiye'deki otellerde Kur'an koyuyorlar mı acaba? Elbisemi ütüleyip yemeğe ineceğim. Gerçi burada sanki bunu ütülesem ne olur, ütülemesem ne olur. Hiçbir önemi yok ama ben sadece kendim için yapıyorum. Gerçekten bu arada Amerika'da ütü olayı çok nadir olan bir şey. Aa! Beni yukarı çıkartan adam maske takmıyordu galiba. Evet, hazırlandım. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Gerçekten insana benzedim. Böyle bir görüntü var. Yemek siparişi verdim, geldim. Burada gerçekten hiç kimse yok şu anda. Prosecco içiyorum. Cheers. Çekim burada olmayacak. Çekim aslında yarın olacak. Ama ben şimdiden geldim. Dinleniyorum otelde. Yemeğimi yiyeceğim. Yemeğe öyle bir saldırdım ki. Şuraya çıkmışım. Çekemedim. It's really good. Okay. Really good. Gift shop'ı geziyorum. Nedir ya? Bunun amacı ne? Neden? Hayır yani. Gerçekten çözemedim. Yani ağzını çıkarmanla bunun içine bir şey koyuyorsun diye düşünüyorum. Ya da başka bir şey olduğunu düşünmek istemiyorum. Bir masaj mı yaptırsam acaba?
Ay çimenler nasıl güzel kokuyor. Ay. Çok tatlı bir nokta buldum şu an. Bakar mısın? Çiçeklerin güzelliğine. Dur ben bir fotoğraf çekeceğim. Bir saniye. O kadar huzur dolu bir yer ki. Çok hoşuma gitti. Otelin havuzunu bulmaya çalışıyorum. Çok tatlı. Canım acayip derecede tatlı bir şey istiyor. Bunun çok uykum da var. Tatlı mı uyku mu? Yol aşırı derecede bozuk. Ve ben sırf tatlı yemek için bozuk yoldan yürüyorum. Tatlı bir şey buldum. İtalyanı. Ya tatlı uğruna gerçekten bakmayacağım şey yok biliyor musunuz? Şurası tam korku filmini andırmıyor mu? Burada birinin resmi olsa tam sen yürürken yan gözle bakan falan. Şunu ne 75 dolara satıyor? Neyi satıyorsun şu mamların? Kim alır yani şunları Allah aşkına? Sanki evindeki eski eşyaları getirip satmaya çalışıyorlar gibi. Ben artık odama giriyorum biraz uyuyacağım. Ya şu otelde şunu çıkartamazsın ya şuradan 5 saat. Şimdi böyle çıkarmam lazım. Ah be. Ah salonda yattım. Makyajımı falan sonra sileceğim birazcık. Bir saat uyuyup kalkacağım. Approximately 10 hours later. Şimdi kalktım kahvaltıya indim. Böyle bir afetle. Bir şey söyleyeceğim. Bu garip adam hala burada. Neden bu burada bu kadınla beraber yatıyor? Söyleyeceğim birkaç tane amiş uygun gibi görünüyor. Şu an çaktırmadan geri çekmeye çalışıyorum onları ama bayağı bunlar amiş. Çıplak ayak mesela şu. Ayakkabı da mı giymiyorlar acaba yukarıdık? Vallahi giymiyorlar. Biraz ayıp oluyor bu insanlara tekmek ama yaşam biçimleri çok ilginç. Kahvaltımda koydukları şeyleri size göstermek istiyorum. Çantanın içine koymuşlar. Muffin, mandalina, şöyle bir yumurta bu şekilde koymuşlar. Yani bunu al ye. Ekmek yok, bir şey yok yanında. Tabak yok. Yoğurt, portakal suyu ve çayım var. Şu an stüdyonun iç kısımlarına dolaşıyoruz. Burada değişik değişik böyle bölümler var. Kostüm provasındayım. Kıyafetleri deneyeceğim. Sabah görüntüsü olduğu için daha pijamamsı. Bakalım nasıl olacak. He loves the flop. Yeah, got it. Okay, I'm comfortable now. I'm not gonna have terror in my eyes. Like exactly. Yeah, I just need to do it once. Todd, are you good? Yes. Brett, you good? Yeah. Matt, you good? Good. Joe and Essen, you good? Sound away, slay in. Camera roll. Play mark it. Marking, scene 7, take 41. And action. Hit it in two pieces. Just trust it. Just go right down. Like you got me. Let go, Essen. Okay. Cross us. Talk to my therapist about it.
stay right there. I feel like I can do one more. Anyway, I just really love doing this. Thank you. Şimdi eve gidip çay demleyeceğim. Hemen anında ilk yapacağım şey çay demlemek olacak. Yarın da kaldığımız yerden devam.